Herkese merhaba, ben Doğuş Çavakçor. Yaklaşık 18 senedir motosiklet kullanıyorum. Hatta 20, 22, 23 bisiklet. Aynen, bisikleti de sayarsak 27 yıldır iki teker üzerindeyim. Ve son 10 senedir de aynı tarzda skuterler kullandığım için şu şekilde tepkiler alıyorum. Doğuş da bilmiyorum neden yıllardır aynı tarz motorlara binip duruyor. Değiştirmiyor bir türlü. Yıllardan beri söylüyorum. Diyorum ki ya motoru değiştir artık. Kaç yıldır aynı motora biniyorsun, skutura biniyorsun. Demek ki seviyor. Vazgeçemiyor bir türlü. Enteresan bir şey. Bilmiyorum, bana hiç sormayın. Hiç değiştirmeyi düşünmüyor bence. Ya Doğuş abi motoru değiştirmiyor ya. Ya tatlım benim, adam motoru değiştirmiyor. Ya ben de seni çok seviyorum ama motoru değiştirmiyor. Değiştirsin abi artık. Ben de seni öpüyorum. Hadi tamam, değiştirmiyor ama. Yüzden dedim ki artık bu böyle gitmemeli. Yeni bir motosiklet sahibi olmanın zamanı geldi. Yukarıda hatırlarsınız bizim bir rafine yurdumuz var. Tam aramızda Esengül Honda var. Geldim buraya, hangi motor alacağım ona bakacağım ama bu videoyu da tek başıma çekmeyeyim dedim ve kanalımın en çok izlenen videosunu beraber çektim. Sevgili Buğra Akpınar'ı da yanıma aldım. Teşekkür ederim geldiğin için. Biz yaşlanmışız. Yaşlandık. Ne yapacağız, bunu nasıl çözeceğiz? Dur ya. Yok ya, boş ver. Bizdeki nazar enerji, bizde bir şey olmaz. Baksana millet diyor ki bunlar bu yaşa gelmişler halen macera, bisiklet, motosiklet, araba peşindeler. Seviyoruz biz. O bir mekanına gelmişsin ama. Evet. Değil mi? Hafta sonu o bir mekanı burası. Böyle gençlerin buluşma noktası. Fena bir yer. O zaman doğru noktadayız. Yok, güzel yer. Ama anlamadığım bir şey var. Burada bu kadar model var. Ben bununla işin içine nasıl çıkacağım? Arabadaki zevkimi biliyorsun. Evet. Arabalara uygun. Zor aldın ama onu da. Zor aldım. Çok düşündüm. Ama dedim ki inovasyon benim işim. Yenilik, teknoloji, güvenlik, bir de farklı olması da gerekiyor. O yüzden şimdi burada hangi modeli nasıl bakacağız? Bir de ben hakikaten hep scooter'da kaldığım için bu daha ne denir? Manuel. Bunlara genel olarak ne deniyor? Scooter'dan sonraki motorların böyle genel bir ismi var mı? Abi yani aslında scooter bir başlangıç motoru. Aha. Genellikle hani insanlar çok fazla da tercih ediyor ama bundan sonrasını işte böyle vitesli diye tabir edilen. Gerçi şimdi artık yeni teknolojiler var. DJ taşan zamanlar falan. Evet, bu galiba Goldwing'ler falan aslında hem manuel tabii, hem de otomatik kullanılabiliyor. Mesela bak yanında var bir tane işte gene DCT'li. Şimdi bu motorlar mesela direkt konuya girdik ama genellikle artık böyle otomatik vitesi çok istiyorlar. Çünkü trafikte çok vakit de kaybetmek istemiyor evet, insanlar. Evet, İstanbul trafiği bir de felç yani hiçbir yere gidemiyorsun. Senin tarzına ne uyar? Böyle sen şeyi çok sevmiştin. Seni böyle yapıştırma hissiyatı var ya böyle bir anda. Ya bir kere güçlü olması lazım. O zaman gel bir şey söyleyeceğim. Teker teker bana şunlarla ilgili fikir versene. Yani mesela ben buna baktığım zaman monkey modeli. Bu ben buna hastayım mesela. Geldiğimden beri gözüm bunda. Ama hem tek kişilik gibi duruyor hem de süratli acelem var, bir yere gideyim dedim. Buna herhalde hacmi yetmez. Bu kaçtı? 125'lik bunlar monkey bike. Groom diye geçiyor yurt dışında. Bu aslında çok eski bir motosiklet. Türkiye'ye yeni geldi. Ha, yenilenmiş modeli herhalde. Evet, yenilenmiş modeli ama ben sana şöyle söyleyeyim, hastaları var. Bu modifiyeye çok yatkın bir motosiklet. Böyle genelde alıyorlar, bir otursan üstüne. Rahatlığını bir keşfet. Manyak tatlı bir şey zaten. Yani bunu alıp scooter gibi ben bunu kullanmak isterim mesela. Bu arada vitesli bir motor. Bak şöyle de göstereyim. Bak şurası hatta göz kırpacak sana biraz. Bu çok şirin bir makine. İşte Groom 125'lik. Hani hızlı bir motor mu? Değil. Ama yetişme motoru. Yani şöyle söyleyeyim sana. İşte vitesliye geçeceksin. Ara motor gibi. Ara motorda hani kaldım ya da atıyorum mesela genellikle bunu böyle hızlı yaşayanlar, işi böyle aciliyeti olanlar çok tercih ediyor. Çünkü çok küçük. Aralardan rahatlıkla geçebilirsin kurallara uyduğun sürece. Benim en çok hoşuma giden olayı ama tarzı. Yani buraların böyle krom malzeme olarak krom mu? Krom tabii. Bunların hepsi krom abi. Krom malzeme olması, rengi kesin manyak güzel renkte var. Yukarıda bir tane lacivert görmüştüm ben mesela. Deposu falan küçük bu arada. Bu tatlı. Şehir içine minik scooter kullanmayıp daha tarz bir motor kullanmak istiyorsan sanki monkey kullanabilirsin gibi. Üniversite duruyor. Öğrencisi olabilirsin. Mesela okula git gel için de kullanılabilir. Ama arkana kız arkadaşını alıp binemez. Aslında biniyorsun. Ama ayak koyacak yer yok. Ayak koyacak yer yok da yani şöyle aslında benim söylemek istediğim. Şimdi ben mesela bindim. Aha. Hemen çağırdım Hatun'u, dedim ki gel bir dakika dedim. Arkaya oturdu. Aha. Tamam mı? Ayakları buraya doladı. Aynen, çok tam romantik. Biz şu an gösteremeyeceğiz bunu Buğra'yla. Çok böyle bir şey yok abi. Video muhtemelen evet, yasaklanır. YouTube'dan bizi silerler bunu göstermeye çalışırsa. Sesi de böyle bak. Güzelmiş ya. Çok şirin ya. Değil yani mi? İlk şu an büyük motorum hani bu olsun istemem ama bir gün garajımda bu olsun isterim. Kaç para? Ney? Farklı bir makineye geçelim. Ben seçebilir miyim bir tane buradan? Buna geçelim abi. 600 dolar vardı.
yarış motosikleti. Karenajlı yani. Bu karenajın olayını söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi mesela bu bir naked bike. Naked bike'larda genelde yan taraflarda bir boşluklar olur. İşte biraz daha böyle dik bir popo pozisyonu ayarlanır. Biraz daha dik durursun. Naked'tır. Hani daha böyle kıvraktır. Hareketlerini daha iyi yapabilirsin. Racing'de işler birazcık değişiyor. Racing'de abi hız odaklı. Karenajlar her şey abi rüzgar aerodinamisine göre. Ben inanılmaz bilgiliymişim yani. Vallahi ya ben Buğra bu kadar olduğunu bilmiyordum. Rüzgar... Ben bir tane motosiklet kanalı açalım. Değil mi? Rüzgar aerodinamisine göre kendini ayarlıyorsun. Şimdi 600 RR vardı. 600 RR'ın üretimini... Bitti. Neden? Bitirdiler. Abi çünkü bir efsaneydi. Honda bu arada efsane motosikletler yapar. Aha. Yani Honda teknolojideki en üst seviye markalardan bir tanesi. Bu arada onu merak ettim. Bu araba ağzı, aklım hep arabaya gidiyor. Şuradan motorlarda kan çıkıyor teknoloji şuna. Olarak ABS, LED far falan var galiba. Evet. Çünkü bunda gündüz farları falan. Aa o çok iyi. Bu bayağı iyiymiş. Bak şu an beni aldı. Çalıştırsana merak ettim. Oo bunun. Ve standart egzoz. Fark ettiysen. Yalnız bayağı rüzgar çıktı burada bak şu anda. Olan da dönerken korktum şu anda da. Bu standart egzoz demek ne demek? Yani daha fazla gürültü alabiliyoruz. Alabilirsin yani. Ama tavsiye etmiyoruz. Neden? Yasak. Öyle mi? Yani bir bağlanır. Kime yasak, neye yasak? Herkese yasak. Yani tamam, Yunus abilerle denk gelirsen. Konuşuruz anda. Bu arada ben denk geldim bir kere öyle. Benim başıma geldi. İşte gencim o zamanlar. 18 yaşındayım işte. Two Brothers egzoz var bende. 600 RR'la geziyorum falan. Arkama bir tane Yunus geldi. İlk ben anlamadım ne dediğini. Egzozu kapat dedi. Ben dedim ki egzozu nasıl kapatayım nasıl falan. Nasıl kapatacaksın oğlum egzozu? Elimle mi kapatayım dedi. Aha. Bağlanınca anlıyorsun. Meğersem desibel olarak yüksek bir desibel olduğu için abart egzoz olarak sayılıyor. Orijinal ekipman değil. O yüzden değil. Eskiden motorlar gümbür gümbürdü. Sonra sesleri böyle biraz düştü. Evet. Sokakta yine arada bir görüyorum öyle bir iki arkadaş. Şimdi Euro standartları var bunun. Şimdi Euro standartları da düşürüldüğü için bu sesler falan kısıldı. Bu kadar sessiz değildi bu arada. Bu sesli gene ama bu kadar sessiz değildi. Neyse biz o kısmı sonra bir konuşuruz. Hani olur da bu motor şu motor olsa sesini bir hafif bir homurta buna alırız. Buna yani. Bir Two Brothers yani eğer şeyse almalıysa böyle bir Two Brothers bu alman lazım. Bu motor şu an beni yakaladı yani tasarım olarak ama diğerlerini de merak ediyorum. Bu arada bu yarış motorunda da hani evet bir artçı alabiliyorsun arkada. Artçı demek bu arada hani bir arkada birisini almak. Artçı alabiliyorsun. Evet bunda ayak koyma yerleri var. Var. Yani, güzel, evet. Ama yarış motorlarındaki artçı çok rahatsızken bunda bak farkındaysan jel tabanlı bir koltuk var. Bir de tutma yerim var. Bak farkında mısın? Şuna bilmiyorum. Binebilir miyim bir de? Sana yakışır ama bu. Hemen bakalım abi. Güzel. Çok güzel oldu ama. Bunda cam buldum. Yok. Bayağı rüzgar yiyeceksin o zaman. Bunda. Evet. Naked bike'larda yiyorsun. Bu arada buna cam takabiliyorsun. Hani herhalde şu noktaya kadar gelir ama camın yani çok bir etkisi yok. Cam sadece bunda dekor. Bence yani. İyi böyle ya şu anda. Bu arada şuraya bir çok özür diliyorum hani elliyormuş gibi olacağım ama elinle biraz abi geriye git. Bak biraz geriye git abi. Oturma noktan şurada bir yumruk olacak. Yumruğu koyduğun zaman yani buraya yaklaşmaman lazım. Ha. Bu yanlış sıfır durum. Binmeyeceksin. Evet sıfır binmemen gerekiyor. Çünkü arada böyle sağa sola yattığın zaman abi virajını da iyi kontrol etmen için. Ha, doğru oturuş pozisyonu öyle oluyor. Skutura bine bine bunların hiçbirini bilmiyordum ben. 18 yıldır motor kullandım şunların hiçbirini bilmiyor. Olabilir mi böyle bir şey? Yani bir eğitim şart bu arada. Şart değil mi? Yani evet. Eğer mesela böyle bir makine istiyorsan mutlaka bir eğitim alman lazım. Eğitimsiz bence motora binmemelisiniz. Peki bu böyle bir racing kadar gidiyor mu uzuyor mu ne oluyor? Ya racing kadar amortisörleri gider falan, ama racingle aynı gibi duruyor çünkü. Ya mi? Şöyle. Şimdi racing kadar tabii ki gider ama şimdi bu naked bir bike olduğu için rüzgarı çok fazla hissedeceğin için istemsiz şekilde öyle racing yani yarış motoru gibi o rüzgarı engelleyecek bir aerodinamisi olmadığı için yüksek süratlere çıktığın zaman illa bir silkelenmeler olacaktır. Doğru. Hani tahmini sürat söylesem hani 220'ler 230'lar görüyor musun o kadar? Nokta atışı mı? Hakikaten mi? Ben inanılmaz sallıyorum. Bu kadar gidiyor mu ya? Ben profesyonelim yani bu vallahi. Sallama konusunda abi ben herhalde. Peki 0-100'ü ne kadardır bunun? 0-100'ü herhalde 3.8 falandır. Bunu hakikaten merak ettim şu anda. Bir dakika bunun 0-100'ü ne kadardır? Sen bilmiyor musun? Herkes bir şey sağlasın Google'dan bakalım birinciye yemek bence ısmarıyor. Bence 3.8-3.9 diyorum ben bunu. Peki sana rahat edebileceğin çok değişik bir motor var göstermek istiyorum. Hangisi bunlar? Kız arkadaşınla da çok rahatlıkla keyifle binip Bodrum'a, Antalya'ya, Bulgaristan'a bile gidersin. Bulgaristan'a gideceksek güzel ama Goldwing abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi 30'lu yaşlardayım. Evet. Ben 30'lu yaşlarda buna binersem 40'lı 50'li yaşlarda neye bineceğim? Motora binmeyeceğim. Ne yapacağım abi o zaman uçağa mı bineceğim? Bir şey bineceğim yine. Bu bence yok. Biraz daha bunun zamanı var ya. Buna biraz pişmemiz bir oturur musun? Lazım. Tamam boş ver her şeyi geç abi. Bir oturur musun? Bu evet lütfen. Bu uçak gibi bir şey. Sen lütfen bir otur abi. Allah. Bu evet. Evet. Şimdi düşüncelerini tekrar aynı şekilde konuşur musun? Bunun burada niye şey yok? Burada bir şeyin olması lazım. Ama bayağı iyi. Yani hakikaten böyle çok iyi. Çok iyi yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bir bu aynamız yamulmuş düzeltelim. Bu arada ayna bunlar da elektronik mi? Katlanıyor mu? Bir sonrakinde gelir herhalde. Bu nasıl bir şey biliyor musun abi? Saat aldın, kademe kademe saatler var. Evet. Motosiklette de öyle. Motosiklet aldın, kademe kademe. Şimdi buna binen adam zaten
Artık abinin parayla bir işi yok. Ama bir şey söyleyeceğim, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Hatta bunu ben yorumlarda da yazdım. Bu motoru ben şimdi sahip olursam 10 sene sonra neye bineceğim kardeşim? Yenisine binersin. Abi yine Goldwing hava. Şimdi bana hak verecekler. Bence bu bana biraz ağır gelir şu anda. Arkasına da bir oturma şansın abi var mı? Abi ben buna bir şey olacak diye korkuyorum. Hayır ya. Abi bak şöyle ya. Hiç... Abi bu bir şey söyleyeceğim sana. Bu motor hayatta devrilmez. He. Bu motorun öyle devrilme gibi bir şeyi yok yani. Bak burada korkmayacaksın abi. Arkaya oturduğun zaman buna sırtını falan verdin. Ben lütfen Benan Bey'i çağırın. Bak burada maaşlı çalışacağım. Abi buna mesela oturduğun zaman. Şimdi ben bir hanımefendi gibi düşün beni. O zaman biniyorum. Gel buyurun. Bindi. Hemen şöyle bir demonstrasyon yapalım. Abi bak şimdi. Normal evet, mesela Bodrum'a falan. Sürüyorum şu an. Sağa doğru gitmeyelim abi. Ne yapıyorum sana, tutamayız bunu çok iyi. Gidiyoruz. Tor. Evet. He, böyle mesela gidiyoruz, ha, ben minibüsçü tamam. gibi. Tamam mı abi? Tamam. Bunun şöyle bir keyfi var. Arkadaki insan gerçekten koltukta oturuyormuşçasına, evde koltukta oturuyormuşçasına rahat. Senin şu an keyfin bayağı yerinde o zaman. Ben sana masaj şöyle söyleyeyim. Masaj falan var mı bunda öyle bir özellik? Koltuk ısıtması var ve sana şöyle söyleyeyim. Allah. Evet, her 5 senede bir bunların abi teknolojileri değişiyor. Ben o yüzden sordum mesela katlanabilir aynalar var mı diye. Ses sistemini birazdan göstereceğim. Devasa bir ses sistemi var bunun. Klima var mı? Bir önceki versiyonunda vardı. Herhalde bu versiyonunda koymadılar. Lazım değilmiş. Abi zaten giderken nasılsa ya, durduğunda trafikte falan yarar. Bu nasıl? Ne abi? Basket potası. Abi oraya işte bir anım yaranı koyacağım. Tövbe estağfurullah. Yok oraya normal abi suyunu buyunu koyacaksın. Ya. Güzel ya, bu bayağı iyi. Hakikaten iyi. Ama dediğim gibi ben yine hakkımı bunu 10 sene sonraya saklamak istiyorum. Artı koltuğuna ne zaman masaj sistemi gelir ben o zaman bunu masaj sahip sistemi olurum. Var abi işte. Masaj sistemi. Sen de iyi. Ama bunu merak ediyorum yani, bunu bir sürmek isterim. Sonra. Rahat şekilde de inebiliyorsun. Bak çok rahat inersin. Bir istersen dene. Mesela nasıl iniyorsun? Benim değil ya, stres oluyorum. Şöyle yaptım ama arkamda sen varsın. Bir diye. Şey söyleyeceğim. Koltuk yırtılmaz. Bunlar özel bir sistem. O yüzden yırtılma gibi durum söz konusu. O ama zaman, tabii yani bıçakla alıp kesersen yırtılır. Sokakta ben görüyorum bazı motorlar hep şeyler, kediler böyle tırnaklıyor. Bunu yırtamıyor mu şimdi? Abi kedi bunu yırtamaz. Ama bunun deri versiyonunu yırtar kedi. Bir tane bana demo için verebilir misiniz denemek istiyor? Vermedi. Koltuk 50 bin lira vardır bu arada. 25 bin değil mi? Bir şey diyeceğim. Airbag yazıyor burada. Aa. Oğlum motorda airbag mi olur? Manuel olan versiyonlarında yok ama bunlarda bu DCT şanzımanlı olan versiyonlarında nasıl var. Nasıl algılıyor? Ya Allah korusun bir kaza yaptığınız zaman zaten paketsin motorda. Abi airbag zaten yani açacak, Allah olur. Korusun da hani zaten airbag patlar da kime patlar yani? Biz uçarız oradan. Mesela Süpermen gibi. Bayağı iyi. Bunun fiyatı neydi şimdi? Ben bir... Bu arada her yerde bagaj var. Evet, o güzel bir hoparlör var burada. İşte ses sistemi var. Bak, gel bir abi. Gel bir dakika buraya. Geldim. Bak şimdi. Bu arada anahtarını da göstereyim sana. Bayağı araba anahtarı. Bentley'e benziyor değil mi? Evet ya, şuna baksana. Bayağı araba anahtarı gibi böyle enteresan. Allah Allah. Ya kral bak bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlama beni. Harbi diyorum, bu müziği şimdi çalınca bak modumu değiştirdim. Abi düşünsene. Şununla Bodrum'a gidiyorsun ya. Düşünebiliyor musun? Güzel bu arada olur. Otomatik şanzıman. Hatta sana şöyle bir şey yapacağım. Bayağı şey var. Bu kaçlık peki? 1200 mü? 1400 mü? 1800 abi. 1800. 1800 cc. Ama ses kalitesi nasıl abi? Gayet iyi. Biz bunu modifiye ederiz seninle sonra. Navigasyon falan da var. CarPlay var, navigasyon var. Ben şu an şok yaşıyorum. Ben böyle bir şey olduğunu hiç bir de anahtarsız etmiyorum. Çalıştırma biliyorsun değil mi? Bak. Ha anahtar bende. Tabii tabii anahtarsız çalıştırma. Takmak istediğin zaman var mı takacağın? Yok. Yer? Beni linç edecekler biliyorum ama bunu söylemem lazım. Türkiye'de en düşük vergi motosiklette var şu an. Hala? Evet. Yüzde kaç? 35-36 falan. ÖTV'si çok düşük. Bayağı düşük. 64 mü? Peki her motorda aynı mı? Hacmine göre otomobilin? Hacmine göre. Hacmine göre. Mesela skuterlarda falan daha düşük. Bu el freni mi? Evet abi. Allah Allah. Ben bu Goldwing'e sardım ya. El freni yanlayabiliyorsun. Mesela giderken nasıl? Falan. Yok ya. Beni direkt yakaladın bak yanlamak. Düşünsene abi çekip böyle döndürüp sonra. Yapanı vardır. YouTube'a yazsan kesin çıkar. Yoksa da hemen çekelim bir videosunu. Bir burnout yapabilir miyiz abi dükkanda? Sağ olun. Hemen şurada bir burnout. Bunu da bitirdik. Ben şu Afrika'yı merak ediyorum. Çünkü girdiğimden beri rengine bakıyorum. Kasaya bakıyorum. Asil var. Tanıyor musun Asil'i? Yok. Abi Asil bununla Afrika'ya gitti. CNN Türk'te falan program yapıyor. Afrika diye mi Afrika'yı? Doğru olabilir mi? Ya çok kötü espri kanka, görüşürüz ya. Bu video burada bitmemeli bence ya. Tamam kapatalım videoyu o zaman. Ama şaka bir yana hakikaten motosiklet çok güzel. İsmini de hak ediyor. Belli ki bir şeyler yapıyor. Lütfen oturur musun? Sen her şeye geç abi, lütfen otur. Bu yüksek, buna nasıl oturacağız? Allah! Bak sen bir şey diyeceğim bak Uğur. Ayağını atarken kalçadan atıyorsun ya. Sen abi ayağını atarken kırıyorsun. Kırmadan kalçanın üstünden atman lazım ayağını. Sana şöyle söyleyeyim. Herhalde en kötü kullananlar kuryeler değil mi? Yani neden? Kötüden kastım abi adam
Şimdi kor sen, kullanan mı? Abi hayır, evet yani yılda adam 100 bin kilometre yapıyor kurye. Aha. Sen hiç kuryenin ya abi buranın şeyi kırıldı deyip de gelen oldu mu? Bu arada hakikaten bu enteresan ya. Bayağı ayakların böyle yetmeyecek büyük ihtimal. Aman. Sana şöyle söyleyeyim, amortisörden ayar yapabiliyorsun. Yani bunu nasıl, birazcık alçalabiliyor. Abi lof seleler var, alçak seleler. Ha. Alçak seleyle bir de amortisör ayarıyla bunu alçaltabiliyorsun. Peki abi bu niye bu kadar ötede? Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Bak bu da DC. Bak şimdi abi. Aküsü mü yok? Çalışmıyormuş, tamam. Enduro ile alakalı bir şey söyleyeyim. Enduro abi çok rahat. Gerçekten dağ bayır. Bununla her yere çıkıyorsun. Çayır, her çimen. Sudan geçiyorsun. Mevzuya bile gidersin. Allah Allah. Tabii canım. Adamın ağzına bile girersin. Bak. Bununla dağın zirvesine tırmanır mısın? Tırmanırsın. Abi adamlar Dakar'a katılıyor bununla. He, o hoplaya zıplaya gittikleri bunlar. Bunlar işte abi. İki kişi binebiliyor mu? Binebiliyor. Biner. Güzel. Hatta yani abartmayayım da 3 kişi binen var. Bunda da navigasyon, ısıtma alayı, elektrikli amortisörler falan filan her şey var. Alçaltma, indirme, kaldırma. Uçuyor mu? Uçmuyor, yok. Yok. Bu Allah sana kız arkadaş bulmada yardımcı oluyor. Oğlum bacağıma kramp girdi, dur. Kram çekti. Buradan antrenmana gideceğim. Sen dikkat edin, lifi yok. Vallahi kramp girdi buraya. Sen bineceğin zaman bana haber ver. Peki bir tane daha bir makine daha var. Ne kaldı geriye? Bu kaldı. O hangisi? Bu Forza 750. Ben bunun fiyatını duyunca şoka girdim. Neden? Abi scooter çünkü bu. Ama scooter'dan biraz büyük bir scooter. Maxi scooter. Aha. Bunlar bu arada şeyli olarak değişiyor. Tabi bunda da gene ekranlar mekranlar falan var da. Bunun da şimdi anahtarı her şeyi var. 750 cc abi ondan sonra. Bunda herhalde şu olay yok. İnip kalkıyor mu? İnip acaba? Kalkıyordu normalde. 250'liklerde var o inip kalkma muhabbet de. Bunlarda yok. Aha. Fiyatı ne kadar? 1000 lira civarı. Bu. Evet, oradan şaşırdım yani. Bu evet. Motor bana olur gibi duruyor sanki. Ama scooter abi. Şimdi de scooter'dan scooter'a da bilmiyorum. Ama bir dakika, scooter deyip de geçmeyelim lütfen. Ama scooter. Yok, konfor bu. Evet. Sen bir şey söyleyeceğim bu arada. Çok yanlış biniyorsun. Ayağını... Bir dakika yani, bunu bir öğrenelim bak, hemen. Motordaki en büyük size sıkıntıyı söyleyeyim. Kalçadaki ve şu bölümdeki, baldır bölümlerindeki lifleri yırtarsan... Tamam ne yapayım? Şimdi nasıl ineyim bundan? Bak kanka bir in be. Bak şimdi ayağını çek abi. Allah. Çek. Tamam. Bak şuradan arkadan çıktın, tamam mı? Bak şimdi abi tut be. Şöyle mi bineceksin? Hayır bana? Abi alakası yok. Bak çok kolay abi. Allah. Abi benim içim el vermiyor öyle bir asma. Ama ya. Abi adam bunu fabrikada nasıl yapıyor biliyor musun? Şimdi biz böyle aman yapıyoruz ya. Ha. Böyle yapıyor. Ha. Aşağı yere itiyor. Uçurumdan bile atan fabrika var ya. Bunda da navigasyon var mı? Her şey var abi. Elcik ısıtma var mı? Elcik ısıtma yok. Aksesuar olarak alabilirsin. Elcik ısıtmayı Çin'den getirtiriz. Sen bu onları boş ver. Aa bir şey açıldı. Seat'e bastım, koltuk açıldı. Şey, burası bagaj abi. Ya ben çok yedek almışım arkadaş ya. Biz neye biniyormuşuz ki yani? Bunlar bayağı araba segmentine... Bak bir in... Oh. Teknoloji... Şimdi bir de şöyle bir şey var abi. Bak burası da depo bölümü. Bak, evet, burada da gözler mi? Bak gözler... Cep telefonunu falan koyuyorsun buraya. Mesela... Amortisörlü bagaj. Ha, kaskını, maskını, evet, montunu. Bayağı geniş bu arada, evet, kaskısı var. Bu arada genişi de geç. Buraya çanta manta her şey takabiliyorsun. Güzel. Evet abi, seçeneklerimiz bunlar o zaman. Şimdi toparlamamız gerekirse bir Monkey var. CB650R var. Africa Twin var. Goldwing var. Forza 750 var. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Video izleyenlerin de yorumlarını merak ediyorum. Şimdi biz hep kendimiz konuştuk. Sen sana bu olur diyorsun, o öyle diyorsun da acaba siz neyi uygun görüyorsunuz? Yani burada bir daha söylüyorum. Forza 750 var, Goldwing var, Africa Twin var, CB650R var. Bir de şu an yanımızda olmayan, dışarıda bizi bekleyen Monkey modelimiz var. Siz alıyor olsanız hangisini istersiniz? Aynı zamanda bana hangisini uygun görürsünüz? Zaten her şeyime adapte oldukları için onlar da doğru seçenek. Sana bir motosiklet getireceğim. Aha. Bekle burada. Ben olsaydım bunu alırdım. Bekle, geliyorum abi. Bundan haberim yok. Şu an ne olacağını bilmiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Al bunu, tamam mı? Hayatını yaşa. Hayatını yaşa derken ne yapıyor bu? Uçuyor mu? Bir kere trafikte kesinlikle vakit kaybetmezsin. Bu şey değil mi ya? Bütün teslimatların yapıldığı motosiklet bu değil mi? Evet. Sokakta görüyorum. Para kazanırsın. Ben görüyorum zaten. X firması var. X firmasına girersin, para kazanırsın. Ha. Aylık tabii, inanılmaz. Vallahi. Peki ben oldum diye böyle bir 2-3 kat çekerler mi acaba? Makara bir yana burada, şaka yapıyorum. 3 ayda bu motosikletin parasını çıkartıp 6 ayın sonunda daha üst versiyon motosiklete de çıkanlar da var. Bunu söyleyeyim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bunu aldık. Videoyu çekip. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Peki yeni motorum deyip de düşünsene. Bir anda böyle bununla böyle gidiyorsun. Olabilir bu arada yani. Öyle bir şey de yapabilirim her an. Çünkü ben Taycan'ı almaya gittiğim zaman dediler ki sen kesin şimdi gideceğin Passat alacağım falan dediler.
Passat da bilmezsin sen ya. Binerim de Passat gerekiyor bu arada. Fiyat performans manyak abi. Yakmıyor araba. 850 bin lira ya. Ne? Passat. Sen Passat'a en son ne zaman baktın fiyatına? En son seninle video çekiyorduk işte. 300 bin lira, 250 bin lira falan. 300'e var mı? 250'ye. 250'ye Passat varsa ben öyleydi. Hemen sıfır değil mi? Ha. Hemen alıyorum abi. Kapatıyorum videoyu. Yorumlara yazın. Merak ettiğiniz şeyler olursa Buğra cevaplar. Ben kanalın şifresini kendisine vereceğim. O tüm yorumları şey yapar. Aynı zamanda tek bakacağım. Buğra'nın da Burak Pınar'ı da altında. Kendi kanalı var. Teknolojik ve en güzel böyle değişik gadget ürünleri inceliyor. Mutlaka onu da takip edin. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Vaktini aldım. Ya aşk olsun. Sen İnşallah her yere gelirim. Motoru alabilirsek, bulabilirsek almaya karar verdik. Diyelim yok. O zaman ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Arıyoruz İsmail Honda'yı. Ben hemen bir çan çim çon çözüyoruz. En kötü Japonya'ya arayacağız. Japonya'ya uçarız. Oradan getiririz. Aynen, uçak kargoyla getiririz. Monkey falan filan aman diyeyim ha. Tamam. Ben bir düşüneceğim. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.